Saadet Partisi Genel Başkanı ve eski başbakanlardan Necmettin Erbakan, Türk siyaset hayatına damgasını vuran isimlerden biriydi. Birçok kez partisi kapanan Erbakan hiç pes etmedi ve ilerleyen yaşına rağmen hep siyasetin içinde kaldı. Peki Necmettin Erbakan kimdi ve nasıl bir siyaset geçmişi vardı? Necmettin Erbakan, 29 Ekim 1926'da Sinop'ta doğdu. İlkokula Kayseri Cumhuriyet İlkokulu'nda başlayan Erbakan, babasının Trabzon'a tayin olması sebebiyle ilk öğrenimini burada tamamladı. 1948'de İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesinden mezun olan Erbakan, aynı yıl burada asistan olarak göreve başladı ve 1965'te profesör oldu. Erbakan, 1966'da Odalar Birliği Sanayi Dairesi Başkanlığı'na getirildi. 1969 seçimlerinde Konya'dan bağımsız olarak adaylığını koydu ve seçilerek ilk kez meclise girdi. Necmettin Erbakan, 24 Ocak 1970'te ise Milli Nizam Partisi'ni kurdu. Parti, Nisan 1971'de kapatıldı. 1972 senesinde kurulan Milli Selamet Partisi ise 1973 seçimlerinde 51 milletvekiliyle meclise girdi. MSP-CHP koalisyonunda başbakan yardımcısı olarak görev yapan Erbakan, bu hükümetin 1974 yılı başında bozulmasından sonra kurulan dörtlü koalisyonda yine başbakan yardımcılığı görevini üstlendi. 1977 seçimlerinden sonra oluşturulan üçlü koalisyonda da görev alan Erbakan ve liderliğini yaptığı MSP böylece toplam 4 yıl süreyle hükümet ortağı oldu. Uygun icraatı gerçekleştirmekti. 1970 senesi başından 12 Eylül 1980'e kadar muhalefette kalan MSP'nin genel başkanlığını yürüten Erbakan, Eylül 1987'deki referandumla yeniden siyasi haklarını elde etti. Erbakan, 1983'te kurulan Refah Partisi'nin genel başkanlığına seçildi. Necmettin Erbakan, 28 Haziran 1996'da başbakan olarak Refah Partisi Doğru Yol Partisi koalisyon hükümetini kurdu. 28 Şubat 1997'deki postmodern darbe sırasında Erbakan, 54. hükümetin başbakanıydı. Refah Yol Koalisyon Hükümeti, 28 Şubat'ın ardından yoluna devam etse de bir süre sonra istifa etti. Necmettin Erbakan'ın Refah Partisi, Ocak 1998'de kapatıldı. Partinin kapatılmasıyla birlikte Erbakan'a 5 yıl süreyle siyasi yasak getirildi. Siyasi yasağı Şubat 2003 tarihinde sona eren Erbakan, 2003'te Saadet Partisi Genel Başkanlığı'na seçildi. Saadet Partisi'nin en büyük zaferi için. Birkaç kez Saadet Partisi Genel Başkanlığı görevini devreden Erbakan, son olarak eski Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş'un bu görevden ayrılmasıyla 17 Ekim 2010'da yeniden Genel Başkanlığa seçildi.